Şimdi geçen yıllara rağmen fıstık biliyorsunuz bir yıl mahsul yıl alıyor, bir yıl mahsul yılı olmuyor. Geçen yılda fıstığın mahsul yılı olmadan dolayı ve kara borsacıların eline geçen mahsulden dolayı bayağı bir sıkıntılar içerisine girdik. Ama bu yıl maşallah mahsul çok fazla, rekolta çok güzel. Bu da bizi sevindirecek bu yıl inşallah. Hem bizleri hem de çiftçilerimizi, emekçilerin hepsi bundan faydalanacak diye düşünüyoruz. Tabii ki şimdi 210 bin ton çok güzel bir rekolte. Yani çiftçiler açısından da iyi. Biliyorsunuz malum önümüzde Kurban Bayramı var. Yani Kurban Bayramı'ndan önce fıstığın piyasaya çıkması çok iyi olacak. Çiftçiler için de bizim için de. Hani fiyatların düşmesini de bekliyoruz. Ki zaten düşecek. Bayağı bir mahsulümüz var. Yani rekolta bizim için iyi. Şu an yeni mahsul fıstık çıkmak üzere. 160 TL civarında seyrediyor şu an fıstık fiyatlarımız. Ama bir 15 güne kadar daha düşecek diye hesap ediyoruz. Yani üretimde biz bayağı bir sıkıntılar içerisine giriyoruz. Yani aynı gramajda fıstığımızı kullanıyoruz ama fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmuyor bizim için. Bu nedenle de zarar çok oluyor bizim üreticilere. Tabii ki yeni mahsul fıstıkçı zaman baklava daha güzel olacak. Her zaman yeni mahsul daha iyidir. Peki önümüzde Kurban Bayramı var. Onun için şimdiden hazırlıklarınız başladı mı? Evet, şu an hazırlıklarımız var bayram için. Bu seneden maşallah işlerimiz zaten iyi. Baklava bilindiği üzere Gaziantep'indir ve sadece Türkiye değil, yurt dışında bayağı bir ihracat oluyor. Türkiye'nin bütün illeri dahil bunlara. Bayramlarda zaten biliyorsunuz Gaziantep'in ve diğer illere de baklava vazgeçilmez sofraların bir tadıdır. Bu nedenle inşallah yeni mahsul yapacağız baklavalarımızla biz. Yani iyi bir çalışma olacak bu yıl. Üretim de fazla, siparişlerimiz de bayağı birçok. İnşallah iyi bir çalışma olacak diye düşünüyoruz. Yani bu hem bizi sevindirecek hem çiftçimizi sevindirecek. Fıstığın da fazla olmasından dolayı iyi bayram geçireceğiz diye düşünüyoruz. Hem bizim için iyi oldu, hem çiftçilerimiz için iyi oldu ve hem de müşteriler için iyi oldu. Hasat döneminin bayramdan önce gelmesi. Yani yeni bir mahsul fıstıkla yapacağız baklavalarımızı. Hani çiftçilerimiz için de hani ellerindeki fıstık satmış olacaklar. Kurban onlar için bir ayrı başka olacak. Bundan çok önemli bizim için. Yani iyi bir zamana denk geldi. Peki bayramlarda yoğun çalışıyorsunuz değil mi? Evet, bayramlarda biz bayrama 20 gün kalasıya üretimlerimize başlıyoruz. Hani bütün yere baklava gittiği için kimse baklavası kalmasın. Biliyorsunuz gastronomi şehri burası. Baklavanın diyarı, fıstığın diyarı Gaziantep. Onun için kimseye maldır bilmek lazım. Fıstık fiyatlarında ne kadar bir düşüş bekliyorsunuz hasat döneminden sonra? Yani şu an fıstık fiyatları 160 TL civarında seyrediyor. İnşallah tam mahsulde çıktığında biz bunu 100 lira olarak düşünüyoruz. Yani bir %50 oranda? Yani %50-%40 oranda daha düşüşü bekliyoruz.